Bence Tayyip Erdoğan'ın bir bu seçimlerde özellikle başkanlık ayağı ile ilgili bir stratejisi var. O da bu seçimlerin kendisiyle CHP arasında geçtiği imajını yaratmak, böyle bir görüntü sunmak ve ondan sonra da Türkiye'nin sağ, milliyetçi, muhafazakar oy tabanının yaklaşık %65 denir. Diyelim ki 60. %60 ile 65 arası oy tabanını kendine çekmek ve CHP'ye karşı rahat bir galibiyet elde etmek. İlk turda olmuyorsa da ikinci turda. Bunu yapabilmenin yolu da tabii ki öncelikle diğer adayları, özellikle Meral Akşener'i ve Temel Karamollaoğlu'nu yok gibi göstermek. Bunlar çünkü onların kendisine karşı yarışıyor olması Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki bu geleneksel sağ seçmeni tekeline aldığı iddiasını geçersiz kılıyor. Ki bu iddia doğru değil. Ama kendisi bu iddiayı doğruymuş gibi göstermek istiyor. Ve CHP ile baş başa kalmak istiyor. Şimdi burada bu stratejinin bir ayağı olarak tabii ki çok önemli bir husus bu. Öncelikle seçim çok aceleye getirildi. Seçim çok aceleye getirilerek İyi Parti'nin özellikle genel seçim ayağına katılması engellenmek istendi. Ama burada CHP'nin 15 milletvekilini ödünç verme hamlesiyle bu stratejinin bir ayağı orada çöktü. Bir diğer husus, eskaza beceremezler diye 100 bin imza meselesiydi. Ama hem Karamollaoğlu hem Akşener, hatta Doğu Perinçek o eşiği de aştılar.